Annem, annem, anneciğim. Geceler çok soğuk. Ne yapıyorsun lan? Tuhaf. Bana sakın bir daha vurma. Tamam mı Yılmaz? Sakın! Oğlum vurmasana ya. Ne vuruyorsun? Vur. Primleri ödemem. Öyle hadi mi? Bir daha vur. Öyle. Ertuğrul Bey'e derim ki para yok. Hadi bir daha vur. Vur hadi. Kaldın diye bir yapacağım. Ümüğünü sıkarım. Ümüğünü. Ümüğünü sıkarım. Ha, o zaman primleri zaten ödeyemezsin de ümüğünü sıkınca ne yapacaksın? Fişleri ispiyonlarım. Hı? Ekstradan kattıklarınızı ispiyonlarım. Hep kattım. Aha! Aha! Evet, onu öyle yapalım. Yapma. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Muhsin nasılsın evlat? Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağlığınıza duacı inşallah. Ya Muhsin'cim, bir zahmet. Ofisine gidip şu son çeyreğin dökümlerini bana getirir misin? Buraya mı? Evet evladım. Et ofis. Ha, kahve hadi. Çıkacak. Hadi evladım. Hemen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çiğdem. Efendim? Yarın Muhsin'imizin doğum günü. Aa sahi mi? Ay Feyse de girmiyor ki eşek ya bilelim. Ay canım ya. Tamam evladım tamam uzatma lütfen. Şimdi bak Muhsin'in doğum günü için 2000 lira ayırdım bütçe olarak. Evet. Bu çerçevede bir şeyler organize etmeni rica ediyorum. Tamam. Ertuğrul Bey yani sen? 2000 lira biraz fazla değil mi ya? Muhsin'i satsak o kadar eder bence. Senin söylediğin ne kadar ayıp bir şey Yılmaz. Bu şirkette solidarite, loyalite çok önemlidir. Arkadaşlarımızın önemli günlerine önem vermezsek şirketin psikolojisi ne olur? Nerede kalır mutluluk, nerede kalır sinerji, nerede kalır çalışma şevki? Çalışma nesi? Tamam evladım, tamam. Ben ofisimdeyim. Tamam. Hallediver kızım. Tamam. Hemen baş üstüne efendim. Çalışma nesi dedi o? Sen anlamazsın. İşte bu yüzden sana 2000 liralık parti yapılmıyor zaten. 2000 lira. Ya Muhsin'i satmaya kalksak kimse o parayı almaz lan onu. Ben de onu dedim ama dedi enerji dedi, yok çalışma sevki dedi. Bir şeyler anlattı yani. Çalışma nesi? Sevki. Sevk. Sevk. Hani hastanelerde filan oluyor ya, hanım sevk aldın mı? He biraz aldım filan. Anlamadın mı? Anladım. Çocuklar mahvoldum. Bize ne Cidem Hanım ya? Burada iki kişi bir şey konuşuyoruz müdürler olarak. Allah Allah. Üçüncüye ne düşer? Ha? Söyle. Şşt, söyleme. Tamam lan gel biraz. Gel. İnsan taklidi yapalım. Ne olacak lan? Ha? Şşt, Cidem. Ne oldu? Neyin var? Ay çocuklar. Her zaman çalıştığımız catering firması iflas etmiş. Ay ben de başka bir yer bilmiyorum. Şimdi partiyi nasıl organize edeceğim ben? Oo, seninki hakikaten zor bir durum. Evet. Evet. Üstelik o kadar güzel kanepeler yapıyorlardı ki onlardan söylerim falan diye düşünmüştüm. Of ya Allah. Hmm. Bu catering firması bu 2000 liranın ne kadarını alacak ki mesela? Vallahi işte pasta, kanepeler falan 1500 lira. 500 lira da işte süslemeler için falan gidecekti yani. Astroloji. Balona 2000 liranın tamamı. Hı. Şöyle biz bir şey konuşacağız Çiğdemciğim. Hadi sen bir git güzelim. Ne oldu? Ne? Ya bir git hadi git ya. Niye gidiyorum canım? Ya güzelim tamam benim tanıdığım bir firma var. Ben onu arayacağım senin işini halledeceğim. Ay tamam mı? Doğru mu vallahi de. Gerçekten tamam, mi? Doğru. Zahmet olmasın Selçuk olmaz, ya. Olmaz. Hadi bir izin ver konuşalım. Ay canım ben sana haber bekliyorum tamam mı? Sağ ol. Oğlum ne gönderdin manitayı? Ventil kayışı mı koptu sende? Arkadaşım bir fikrim var. Bak şimdi. Oğlum lan biz ikimiz el ele verelim. Bunlara yetecek kadar kanepeyi yaparız lan. Ne olacak oğlum zaten? Ekmekleri minik minik doğruyorsun. Aha. Üstüne peynir, zeytin, salam. Tık bir de kürdanı yapıştırdın mı? Yasla gitsin ya Allah. Etrafa bir iki tane balon, tamam. Süsmüş. Lan fazla bile ya Muhsin'i. Tamam. Değil mi? Ulan az zeki değilsin ha. Çok zekisin yani. Ya oğlum zamanında baktım boydan hayır yok. Kafaya yüklenelim dedim. Ulan. Babam da cateringçiydi oğlum ben Yılmaz. Hakikaten ben sana bir şey söyleyeyim. 10 numara yapmışsın lan her şeyi. Yerleştir abi tamamdır. Çocuklar. Heh. Sizin şirket getirmiş şeyleri. Kanepeleri falan. Kanepelerinde her şey tamam baksana ya. 10 numara her şey ha. Süper. Garsonlar geldi mi garsonlar? Garson? Garson. Ha? Ya şirketin gönderdiği garsonlar. Ha onlar.
Garsonlar, ben arıyorum şimdi onları, sen merak et. Yolunda her şey. Tamam. Dön içine dön, rahatına bak, tamam. Tamam bayağı. Oğlum garson diyor, ne yapacağız garson içine? Ne bileyim lan, şu köşede İskenderci var ya, orada papyonun çocukları mucuklar var. Ha. Onlardan kap getir işte ya. Yömeyeceğini öderiz oğlum, bir şey olmaz, tamam. Ne yapalım? Ay senin garsonun ya garson. Selçuk, ne? Pasta geldi mi pasta? Ne pastası ya? Ya pasta canım, şey işte, doğum günü pastası. Ha! Şirketin gönderecek. Pasta tamam, tamam. Gel, tamam. Aman, hemen gelsin. Bu pastası abi, baştan doğru düzgün anlatsanıza ya. Allah'ın manyak karısı. Tamam. Alkol işi tamam. Hacı, ya bu bardaklar maliyetli çıktı bize ya. Nereden çıktı bardaklar? Nereden çıktı? Plastik niye alındın? Plastik alamadın değil mi? Oğlum, bu tipte plastik bardak mı var? Dingoz. Pasta nerede? Pasta nerede? Pasta nerede? Pasta nerede? Pasta gelsin. Geldi. Pasta. Pasta. Bu nasıl? Çok güzel. Çok Selçuk güzel. Bu ne? Kardeşim bunun imar izni var mı? İki kat daha alsaydın. Ya ne bileyim ya, bu denk geldi, bunu aldım, acayip pahalıya patladı. Sorma ya, huyuz etti adamı zaten. Hayır, çocuklar hazırız değil mi? Tamam değil mi? Tamam. Millet geliyor şimdi. Var mı? Bir de gelsin. Yatayım mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam, geldik. Gelecek adımız işte. Bunlar hazır. Hüseyin yok mu? Gelecek adımız işte. Tamam. Ertuğrul Bey, siz çağırırsanız. Ha tamam hadi. Tamam. Biz hazır olalım da. Mohsin. Yapma da yazın şuraya. Hadi evladım. Nerede kaldı dökümlerim? Geldim. Hepsini bir araya topladım, şey yaptım. Aa, Muhsin doğum günü mü? Muhsin, iyi ki doğdun. Hadi bakalım üfle, hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi. Dilek tut. Hadi bakalım. Evet, evet. Dilek evet. Tut. Hadi. Bir, iki, üç. Üfle lan, üfle. Üfle önce üfle. Bravo. Bravo. Hadi kes bakalım, hadi bakalım. Afiyet olsun. Hadi bakalım, iyi eğlenceler. Hadi bakalım. Hadi dansa o zaman. Kaç para vereceğiz biz sana? Ha, kaç para vereceğiz? Ha? Şişt, kaç para vereceğiz sana biz? 500 yeter. Ne diyorsun ya? Al bir kodumu 500. Al şu 200 lirayı 100 paylaşın abinle hadi. Hadi lan yürü. Senin dükkan 500 lira kazanıyor mu lan? Ayşe ya. Hesapla ya. 200 oraya verdik. Bardaklara verdim ben. Verdin, onu biliyoruz. Şey var, pasta var, pasta. Pasta. Tamam, pasta. Çok hoş pastam var. 84 katlı. Of. Şaka mı bu? Yok abi ya. 300 lira zarardayız bildiğin ya. Senin ben yapacağın... Ne? Ben tek başıma mı yaptım? Çocuklar, temizlik şirketi geldi, bekliyor aşağıda. Ne temizlik şirketi? Bizde ne temizliği ya? Temizlik işte, partiden sonraki temizlik şirketi, temizleyici, temizleyenler. Ne alakası var ya? O 2000 liralık bütçenin içinde mi ki o? Herhalde oğlum, Allah Allah, tabii ki içinde. Hepsi içinde onların o bütçenin. Ne olur ya? Evet, hadi çabuk olun. Tamam, tamam. Tamam o zaman ben... Biz hallederiz. Tamam, hallederiz çabuk ben. Bilmiyorum, onu söyleyeyim hemen. Gel, güzel, güzel. Var mı tanıdığın temizlikçi? Buraları temizleyecek. Bedava. Biz de alsak süpürgeyle. Ha, öyle yapalım. O zaman sen in, aşağıdaki adamlara gitmelerini söyle kardeşim. Can Can. Bu ne ya? Tanıştırayım, güvercin. Ah, çok memnun oldum. Hayırdır, iş görüşmesine mi geldi? Evet, yeni satış müdürü olacak. Yolda gelirken araba çarptı. Bu böyle tatlı atarak yere düştü. Çarpan ayı bakmadan gitti. Ha, sen de aldın, buraya getirdin. Önce veterinere götürdüm, ayağını sakatlamış. Yok bir şey ayağında ya. Nasıl yok bir şey? Üstüne basamıyor diyorum. Bak ayağı sakat. Görmüyor musun? Ya basıp da ne yapacak ki zaten? Kuş değil mi bu? İşe yürüyerek mi gidiyor yani? Uçsun.
uçamıyordu mu yani? Ha? Uçmayla ilgili sıkıntı mı? Kanatta mı problem var? Nedir kaptan? Kanatta mı problem var kaptan? Uçar Yılmaz'cığım, uçar da uçabilmesi için önce ayaklarının üstüne dikilmesi lazım. Yani böyle tek ayak üst... Nasıl uçsun hayvan? Ha. Ben bizim köyde görüyordum ben ya çocukken. Leylek vardı böyle tek ayağının üstünde böyle... Hop hop hop. Uydurma. Niye uçuyorlardı? Yok, tek ayak üstünde tek ayak üstünde uçmaz. Beklerken tek ayak üstünde durur. Ha. Ama uçarken değil. Ha. Vallahi sen de kuşlar konusunda uzmanmışım be Canjan. Sana laf yetiştiremeyeceğim. Ama şunu söylemek istiyorum. Hı. Tamam diyelim ki uçtu. Hı. Hadi uçtu. Hı. Tamam mı? Nasıl konacak kırık bacağının üstüne? Hı. Havada mı dolanacak böyle? Göçsün bu. Göçüyor mu bunlar? Göçlen. Göçeceksin. Ne? Göçmüyor mu bunlar? Bunlar göçmen kuş değil. Ha. Şehir kuşu bu. Değil mi kuşu? Al bakalım canım bunu. Ha. Sen şimdi burada beni bekle. Marulunu ye. Ben birazdan geleceğim. Tamam mı? Hadi bakalım. Nereye gidiyorsun ya? Burada mı bırakacaksın bunu? Evet. Gelen giden olur. Oyalanırlar. Öyle akşam olur. Değil mi kuşum? Değil mi Zeus'cuğum? Anne. Ne yaptın ya? Zeus diye kuş mu olur ya? Yılmaz diye adam oluyorsa Zeus diye kuş da olur. Değil mi Zeus'cum benim? Baksana şunun tatlılığına. Bak, 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 bak. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı değil mi? Sen hiç arabayla bir hayvana çarpıp kaçtın mı? Yani arabayla bir hayvana çarptığım olmuştur. Tabii. Peki sonra dönüp arkana bir baktın mı o hayvana ne olduğunu? Ya vallahi şimdi dönüp arkama bakacak olsam, bütün hayvanları bu şekilde toplayacak olsam benim araba Nuh'un gömüsüne döner yani. Nasıl yani? Böyle çarpıyorsun ve bırakıp gidiyor musun? Olur mu öyle şey ya? Benim adım Yılmaz Yumurtay. Ben hiçbir işi yarım bırakmam. Sen bir kasapsın. İğrençsin. Dikkat et kendine. Keserim. Ondan sonra bu Zeus'cum yani şöyle oldu. Herkül geldi benim yanıma. Dedi sen ne yapıyorsun falan filan. Ya git dedim çek elini ayağını. Beş parmağını kırarım şimdi falan dedim. Sen beni dinliyor musun lan? Şş, suratıma bak. Artist misin lan? Tanrıların tanrısısın diye bize mi yani burun atıyor? Bana bak. Bak arkanı döndüm bana hiçbir şey söylemiyorum. O konuda... O ne ya? Şefim hayırdır ya? Mutfaktaki kahve makinesi bozuldu da. Ha, sen de buraya mı geldin? Ne var? Gelemez miyim? Yani ne bileyim gelirsin tabii de. Aşağıda tezgahım var, ocağım var, kahvem var, her bir şey var. Niye zahmet ettin ki yani buraya kadar? Zahmet asansörün. Bu bir. Makine benden iyi pişiriyor. Bu da iki. Şirkette sağlıklı adam yok. Bu da üç. Efendim? Yok bir şey ya. Ne yaptın yemekte bari? Kıymalı karnabahar. Ne yaptın ya? Abicim o gaz yapar ya. Üff. Başka? Yumurtalı ıspanak var. Ya o yemekhane yemeği değil mi? Orası da yemekhane. Hayır o anlamda değil yani. Okul yemekhanesi yemeği değil mi o? Sen bize... Şöyle bir av yemeği falan yapsan nasıl olur ha? Şefim, olmaz mı? Yahni mahni şöyle. Ha? Kahve vermiyor mu bu sana? Bununla uğraşıyorum zaten. Dur dur. Antika bir şey o. Sen nasıl içiyorsun kahveyi? Dur ben ayarlayacağım. Duble sütlü. Duble sütlü, anladım. Duble sütlü. Şeker yok herhalde. Şeker yoku da nereden çıkardın? Bol şekerli. Ha. Bol şekerli. Şef şimdi şöyle yapacağız. Ben sana eti temin edeceğim. Sen bana böyle güzel bir... Artık onu içini doldurursun pilavla milavla. Güzel bir şekil yapacaksın. Nasıl? Malzemeler senden olursa neden olmasın ki?
Yaparız. Tamam. Tamam. Ben göndereceğim. Afiyet, bal, şeker olsun. Şunu da vereyim. Zeus. Zeus? Zeus! 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 Ooo! Amcaoğlu, önce ben bir tuvalete geçeyim. Bana bir kahve alır mısın? Almaz mıyım amcaoğlu ya? Zeus! Yılmaz! Yılmaz! Yılar, 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 yıldı. Hatta ismini değiştirecek. Öyle yıldı ya. Karnım da tok. Hiç çekilmiyor bu muhabbet şu anda. Ne diyorsun be? Üf. Güvercini gördün mü Zeus kayıp. Aa! Zeus nerede ya? Aa, ben az önce gördüm. Burada değil miydi ya Zeus? Aa, iyileşti, kaçtı herhalde. Not falan yazmamış mı? Yazmış, yazmış. Sağlığınıza duacıyım. İyi ki baktınız bana demiş. Ondan sonra da pırrr uçup gitmiş. Ha bu arada cereyan yapmasın diye de bak kapıyı arkasından kapatmış hayvan. Ne akıllı kuş ama bak değil mi? Kapıyı da arkasından kapadı. Bir de derler ki bunlar için kuş beyinli filan. Bak görüyor musun sen? Arkadaş ya. Ne zaman bir karnabahar olsalar ya. Ben motoru fena halde bozuyorum. Hacı hocam kusura bakma ya. Lan insan değilsin ki. Güzelin bıldırcını tek başına götürdün ya. Nasıl yaptırdın o yağını? Nereden buldun o bıldırcını? Ismarlasana arkadaşına da. Oğlum nasıl ismarlayayım? Bıldırcın dediğin zaten kuş kadar bir şey. Kuş gibi bir şey. Kuş. Bir şey. Sen öğle yemeğinde bıldırcın mı yedin? Evet. Vallahi nar gibi kızarmıştı mübarek be. Ya Cancan, anlamıyorum ki ya bu kadar dert edecek bir şey. Yani duygusal bağ mı kurdun ya? Güvercin la bir tek güvercin ya. Emin önünde 1000 tane var ya. Al bir yere yem. At 1000 tane geliyor. Cancan!